Merhaba değerli arkadaşlarım, ben Ruyan. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen bu ışıltılı bölümde, neydi bunun adı? Göz kamaştırıcı yıldız harcayarak bulunacağımız yeni labirentimsi yerle sizlerle birlikteyim. Bu labirent mücadelesinde bugün güzel bir para harcayacağız, güzel bir göz kamaştırıcı yıldız ile labirente gireceğiz. Bir deneyeceğiz bakalım. Neler kazanacağız, neler alacağız, sıralamaya girebilecek miyiz? Hepsini sizlerle araştıracağız. Geldi ilk gün çekecektim ama maalesef çekemedim çünkü maddi olarak baya fazla istiyor. Şimdi beraber deneme yanılma yapacağımız için de siz de göreceksiniz. Tabii ki bugünün sponsoru yine App Galeri olacak. App Galeri ile ilgili video da videonun ortalarında bir yerlerinde olur. Evet, o zaman ilk başta paket almamız gerekiyor. Şu an ben bilgisayardan çektiğim için birazdan App Galeri'ye girip oradan alacağım. Ama sizlere de şöyle paket fiyatlarını bir kere daha göstereyim arkadaşlar. Şimdi şu günlük satın alımları ve şu satın alım limitlerini zorlayacağız. Alabildiğimiz kadar almaya çalışacağız. Onun dışında eklenmiş olan şu labirent mücadelesini de alacağız. Bakalım başka neler yapabileceğiz. O zaman ben hemen alıp geliyorum. Evet, geldim. Şimdi 1 milyon, tamı tamına 1 milyon göz kamaştırıcı yıldızımız var. Deli dehşet bir harcama yaptık. Toplayıp aşağı yazarsınız ya da ben şurayı bir yazarım toplam ne kadar harcadığımızı. Ama bu tutar, buradaki tutar. Ben yanına bir de App Galeri ile toplam ne kadar aldığımı da yazarım. Yani sağlı sollu. App Galeri ile bu kadar aldım. Yani ben bu kadar aldım ama oyundaki fiyatı bu diye eklerim. Merak etmeyin. Siz de tercih etmek isterseniz App Galeri'yi tercih edebilirsiniz. Birazdan zaten videosunu veririz. Evet, şimdi hadi bakalım neler kazanabileceğiz. Tam 1 milyon göz kamaştırıcıyla. Sıralamaya baktığımız zaman 1 milyonlarda bir ilk 3'te 4'te olabiliyorsunuz. Hatta direkt 4'te sıralamaya girebiliyoruz. Ama ben ödülleri çok beğenmedim. O yüzden bunu düşünmüyorum. Yani benim ordu taarruzu mora ihtiyacım yok. Bu arada bu hatırlarsanız yeşil falandı. Biz bir önceki videoda bunu test sunucuda bakarken, yani beta sunucuda ya da işte neyse her fark etmez Lords Online'da bakarken, ama buraya o zaman önermişim, demiştim ki buraya mor gelse güzel olur, mordan aşağısı buraya patlamaz demiştim. Mor eklemişler. Bu arada mor da bayağı güzel. Yani moru eğer altın yapabilirseniz %10 ordu SL'de veriyor. Bu şekilde de %5 veriyor. Çok önemli. Ama çok da benlik değil. O yüzden hiç böyle 1'e 2'e 3'e zorlamayacağım. 1 milyon size söz vermiştim. Tamı tamına 1 milyon harcayıp 1 milyonda ne gelecek? Verdiğimiz paranın hakkını alabiliyor muyuz diye bir deneme yanılma videosu yapacağız demiştik. Ve şimdi o deneme yanılma videosundayız. Bu arada beni hala Instagram'dan takip etmediyseniz Instagram RuyamYT takip etmeyi unutmayın. Haydi o zaman devam edelim. Bu arada kademe ödülleri tabii paket alırken bir yandan da şuradaki labirent rozeti dolduğu için 808 tane hali hazırda labirent rozetim var arkadaşlar. Yani iki tane şuradaki şekil değişen alabiliyorum. Ama ne alacağız o belli değil. 1 milyonun sonunda artık ona bakacağız. Yine burayı da beraber ilerleteceğiz kademe olarak. Yoğun bir de normal var. Biz tabii ki yoğunda deneriz. Hatta şöyle yapabiliriz isterseniz. 200K'sını normalde, geri kalan 800'ünü yoğunda deneriz ki aşağı yukarı neler çıkacağını kafanızda tahmin edebilirsiniz. Yani normalde de ben 200K 100K harcarsam ne kadar gelebilir bana gibi düşünüp buradan da yola çıkabilirsiniz. Şimdi verilen ödüller işte Ay Kreti, Antik Yazıt, Kan Emici, Kilit Taşı, Ordu SLD %70, Mistikalı %75, %50. Bunlar olduğu için şimdi bunları size bir gösteriyorum. Kaçar tane bende olduğunu görebilin istiyorum ki sonunda bunlarla ilgili kıyaslama yapacağım. Mesela Ay Kredi bir tane varmış bende. Antik Yazıt 252 tane varmış. Kan Emici 2113 tane. Kilit Taşı 300 tane. Ordu SLD hiç yok. Bu da yok. Bundan bir tane. Bu farklı zaten. 323 tane eğitim hızı ve 195 tane de araştırma hızı varmış. Tabi buradan bize labirentten bir şeyler düşerse bu da bize çok mutlu mesut edecektir. O yüzden sizlere hemen mücevherimi de göstereyim. Mücevherimin tam halde bu şekilde. Bu kadarcık mücevherim var arkadaşlar. 1 milyon 314 bin mücevherim var. Başka sanırım oradan düşen neler var tam bilmiyorum. O yüzden düştükçe bakalım. Olur mu? Çünkü tam bilmiyorum neler çıktığını. Hiç oynamadım. Bekledim sizinle birlikte yapabilmek için. O zaman 1 milyon, tam 1 milyona ayarlamak lazım bir dakika.
tam 1 milyon harcıyoruz. Ha pardon, özür dilerim. Önce normalde 200K, sonra yoğunda. Ya da tam tersi yapalım. Tamam, tam tersini yapalım. Önce bir yoğunda bakalım. 800 ile ne gelecek? 800K harcayarak daha sonra normalden devamını getiririz. Haydi başlayalım. Otokullanı açtım. Kademe ödüllerini şimdi talep et diye bir bölüm var. Burası aynı labirent mantığında arkadaşlar. Aa dur bir dakika. Şu çıkanları da aslında bir tıklamak lazımdı. Otoda tıklanmıyor mu? Durdur desek tıklanıyor mu? Bir dakika. Mesela iyileştirme hızımız 51 taneymiş. 60'lık olan 56'ymış. 955 tane 150'lik taşımız varmış. Şunları şöyle yavaştan bir tıklayayım. Bunlar eğer gelirse, gelmeye devam ederse ben bunları da sizlere göstereceğim. 798. Şurada 30 saldırırken tıklayamıyorum. Şu mesela %25'ler falan geliyor. Onları tıklamam lazım. O zaman ben biraz kendi elimle tıklayayım, sonra oto yapalım. Mesela 200K altının 12.159'muş. %25'im de 6.304 tane varmış. Şuna şöyle kendim tıklayayım da aşağı yukarı ne kadar olduğunu görmem lazım. Yeni çıkan şeylere bir tıklayalım. 3-5'ten bir şey olmaz. Dediğim gibi 3-5'ten. Ooo, pasparlak Üner küresi veriyor. Pasparlak Üner küremde 1182 olmuş. Aşağıya yorumlarınızı yazın. Labirent rozeti sizce 1 milyon geçtikten sonra, harcadıktan sonra toplam kaç olacak? Şu an bile 878 arkadaşlar ve boss geldi. Boss'la karşılaşıyoruz. Burada bile bana patlamazsa artık yeter diyeceğim. En çok alım yapanlardan biri olacağım. İlk 4'te 5'te olacağım sonuçta. Burada bile boss patlamazsa gerçekten çok üzüleceğim. Şu oyunda bana doğru düzgün bir tane boss'un patlamamasına gerçekten çok üzüleceğim. Şuraya bakın, 12,5 milyon mücevher var. Bana 1 milyon bile patlamazsa çok üzüleceğim. Çantayı şöyle gösterme kararı aldım. Gıdam 3B, taşım 400 milyon, kerestem 550 milyon, 1,3B cevherim ve 4,5 milyara yakında altınım var. Ya şunlar zaten önemli değil ama bana zaten odun ve taş lazım arkadaşlar. Bakalım odun ve taş ne kadar gelecek, çok merak ediyorum. Evet, yeni bir boss geldi. Bakalım bu sefer patlayacak mı? Haydi patla ne olursun. Şöyle arkaya doğru döndüğünde genelde böyle patlıyormuş gibi oluyor. Ya patlamadı. Güzel mücevher verdi ama patlamadı. Üzdün beni. Bir boss daha geldi. Hatta bunda festival görevim vardı. Görevim de tamamlanmış. Hemen onu da arkasına alalım. 711'deyiz, unutmayın. Hemen dönünce 711'den kalan devam edeceğiz. Hemen şuradan önce festivali pıtıt. Daha görevler gelmemiş. Diğer görevler geldiğinde bakarız. Başka eğer gelirse efsane güzel olur. Tam biz buradayken hepsini labirentle bitirmiş oluruz. 710 muydu? 710. Devam. 710'dan devam. Yeni bir boss görüldü. Kısa vadede kaçma ne olursun, biraz bekle, azıcık bekle diyecektim. Kaç, üçüncü dördüncü vuruşta gitti arkadaşlar. Neyse devam devam devam, daha çok 650 tane daha vuracağız, merak etmeyin, daha vaktimiz var. Boss görülme sıklığı acayip arttı arkadaşlar, büyük ihtimal birine patlayacak. Umarım o biri benimdir. Çünkü sık sık geliyor. Bayağı bildiğiniz sık sık geliyor. Umarım o bana patlar. Lütfen, lütfen. Lütfen 13 milyona doğru gidiyor, bana patlasın. Kalan 621 ve yeni bir boss daha geldi. Yine bu da 3 vuruşta gitti. Güle güle boss. Bir şey söyleyeceğim. Bunun sistemi bozuldu galiba. Aşağı 906K mücevher diyor, çıktı diyor birine. Kenarda yok, 44 dakika önce diyor. Acaba normal labirentle burayı karıştırıyor mu? Mix mi ediyor kazananlarda? Hani ikisi labirent ya. Öyle bir şey olabilir. Çünkü buraya çıkmadı ve bir tanesi, iki tanesi 4 saat önce, bir tanesi 44 dakika önce burada patlatmış. Galiba mix ediyor diğer tarafla. O yüzden meraktan gidip bakacağım. 527 unutmayın. 527 unutmayın. Çok merak ettim.
Şimdi buradaki labirente bakacağım. Evet. Buradakiyle oradakini arkadaşlar aşağıdaki yazı olarak aynı gösteriyor. Burada daha çok patlıyor bu arada. Diğer tarafta daha az patlıyor. Bilginiz olsun, sonra rüyam söylemedin demeyin. Burada sanki daha zor gibi, biri 45 dakika önce, biri iki tanesi 4 saat önce patlamış çünkü. Şimdi sizlere hemen App Gallery'nin yeni kampanyasından bahsedeceğim. App Gallery'nin yeni kampanyasında yine mücevherlerimizi topluyoruz ve büyük ödüllerle takas ediyoruz. Ödüllerimiz tabii ki kuponlarımız. Harcamalar karşılığında cevher kazanıyoruz ve bu cevherleri burada görmüş olduğunuz kuponlarla değiştiriyoruz. Yani 1700 TL'lik bir harcama yaptığımızda 425 TL'lik bir kupon elde edebiliyoruz. Sonraki harcamalarımızda da bu kuponları kullanabiliyoruz. Detaylarını zaten size vereceğim aşağıdaki linklerden ya da ekrandaki linklerden tıklayarak gidebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Instagram'da da bunları sürekli olarak paylaşıyorum zaten. Lütfen bana destek olmak için en azından linklere bir tıklayıp bir göz atmayı unutmayın. Evet, diğer kampanyamız, ikinci kampanyamız arkadaşlarınıza davet etmeniz karşılığında sizlere tanımlanan bonuslarla ilgili. Mesela 3 tane arkadaşınıza referans olursanız 1 ay boyunca %5 fazladan Huawei puan kazanıyorsunuz. 6 arkadaşınızı davet ederseniz 2 ay boyunca %5. 9 arkadaşınızı davet ederseniz 3 ay boyunca %5 fazladan ekstradan Huawei puan kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bununla ilgili detayları yine aşağıya eklemiş olacağım. Aynı zamanda bana Instagram'dan yazı da bilirsiniz. Sizleri yönlendirebilirim. Üçüncü kampanyamızda eski dostları geliyor. App Gallery eski dostlarını unutmuyor ve son 6 ay içerisinde eğer 1000 Euro'dan fazla bir harcama yaptıysanız 50 Euro ve üstü harcamada geçerli 25 Euro'luk bir hediye de kazanıyorsunuz. Yani yarı yarıya paketinizin yarısını sizlere karşılıyor. Yani bir mor paket aldığınızda mor paketin yarı fiyatını da onlar karşılıyor demek oluyor bu. Detaylarla ilgili, nasıl yapacağınızla ilgili zaten yine açıklamadaki linke tıklayabilirsiniz. Bir de loncalarla ilgili, loncaların destekleme planı var. Bu destekleme planında lonca arkadaşınızı, en az 5 lonca arkadaşınızı bu işe kayıt ettirdiğinizde 5000 Euro'yu hep birlikte harcarsanız bir ay içinde %5 hepinize fazladan puan geliyor 3 aylık. Bir de aynı şekilde 5 arkadaşınızı 10.000 Euro hep beraber harcama yaptığınızda toplam 10.000 Euro'dan fazla harcarsanız da %8'ini size Huawei puanlar geri veriyor değerli arkadaşlarım. Baya güzel kampanyalar aslında. Beni takip etmeyi lütfen unutmayın ve lütfen açıklamadaki linkleri bir tıklayıp bir göz atın, bir kampanyalara bakın. Bir de hani halı? Hani? Nerede halı? Halı düşmüyor hiç. Bir tane bile halı düşmedi bu kadar vuruşta. Ordu SL'de 170 bile 10 tane düşmüşken neden halı hiç düşmüyor? Sevgili yetkililer, buradan sesleniyorum. Halım nerede? Halımı kaybettim. Halım yok. Lütfen halımı bulun. Oradaki halı kazancı buradaki labirentten gelen halı değil mi? Burada tamam şey geliyor. Sefer hızı geliyor. Normal sefer hızı ama orada halıyı göstermiş. Burada halı yok. Halı? Beni bir aydınlatın aşağıda yorumlarda arkadaşlar. Çok mu zor çıkıyor? Çok zor çıksa ama diğerleri çıkıyor. Onun da çıkması lazım değil mi? Yoksa şeyden mi bahsediyor oradaki halıda? Labirent rozetlerinde mi? Labirent rozetleriyle hani alabiliyorduk ya, ondan mı bahsediyor? Beni bir aydınlatın lütfen yorumlarda. Arkadaşlar ilk defa %25 10 tane halı düştü. Halı demek ki çok zor düşüyor. Çünkü bakın 460 üçüncü vuruştayım şu anda. %50 bile yeni düştü. Şimdi düşüyordu az önce. Neden düşmüyordu acaba? Acaba bug'a falan mı girdi oyun? Çünkü bayağı harcadık. Yani 350'ye yakın bir çeviri yaptık. Yani 350'den siz 1000'le çarpın. 350 bin. 350K biz harcama yaptık, tamam mı? Ama sadece şimdi düştü ve çok az düştü. Demek ki çok nadiren halı düşüyor. Halı demek ki burada düşürebileceğimiz en zor item. Onu da anlamış olduk çünkü az önce düştü sadece. Oyuna girdikten sonra böyle bir kendine geldi sanki. Yeni yeni atıyor. Birkaç tane daha attı arkadaşlar. Şimdi 400K'ya yakın bir harcama yaptık. O yüzden şu anda bir kontrol yapalım istedim. Ay kreditimiz 211 tane olmuş. Antik yazıt 472. Kan emici 2383. Kilit taşı 380.
%70 10 tane de kalmış. %75 hiç gelmemiş. %50 de 21 tane gelmiş. Bir de %25 var. O da geldi. Şimdi birazdan ona da bakarız kaç tane geldiğine. Evet. 323, 195. Labirent rozetimiz bayağı fazla oldu. Tamı tamına labirent rozetini nereden harcadık? Bir dakika dur. Buradan mıydı? Heh. Tamı tamına 1328 tane labirent rozetimiz oldu. Baya fazla arttı. Buradaki aşamalar da okey. Bütün aşamaları neredeyse geçtik. Şimdi şuradaki aşamalarımız var. Şu son aşamaya gelelim mi gelmeyelim mi ondan bir emin olamadım. Şu son aşamada bir kendimiz bir münakaşa yapalım. Çünkü bunun içine bayağı para harcamak gerekiyor. 200K eksiğimiz var. Şu 800K'ya kadar tamamlayacağımız şu anda kesin. Hatta elit kısmı bitirdiğimizde direkt orası tamamlanmış olacak. Şu bölümü bir kez daha bir göstereceğim. 1.443.000 gördüğünüz gibi mücevherimiz birikmiş. Şu kanatlı çizmeleri bir kez daha göstereyim. 2, 3, 1. Ardından halıyı bir göstereyim. 133 tane %25 olmuş arkadaşlar. %25 gelmiş. %50, 21 tane gelmiş. Bir tane vardı galiba bende. 20 tane gelmiş. %70 hiç gelmemiş. %70 var ya, efsane olur. Bir çıktığında %70 bassan zaten bayağı yaklaşmış oluyorsun. Birkaç kişi de %25 doldursa demek ki o efsane güzel olacak. Abi bir dakika, bir de kaynağa bakalım. Yarı yarıya harcama yaptık. 3.2 gıda 427. Taş 597. Odun 1.4. Cevher 4.8'de hala altımız mevcut. En çok altın geliyor yine. En çok altın geliyor yine. Başka sanırım göstereceğim bir şey kalmadı. 400K yakın bir daha harcım yapacağız. Ve devamını da göreceğiz birlikte. 394. Evet, devam ediyoruz. Bosslarda yeniden görüşürüz. Bir boss gördüm sanki 57 dakikanın ardından. Bana 3-4 kere vurup gittim be. 3 kere. 3 kereden ne olur. Elitteyiz burada. Yoğundayız. Bu arada bu yoğun herkes açık mı? Ona bir bakmam lazım alt kalemden falan. Gerçi alt kalemde elit açık. Bir bakmak lazım. Çünkü bu açık mı herkese değil mi merak ettim. Sizde açık mı elit kısmı? Yoksa sadece elit bölümü labirentte açık olanlar mı buraya kullanabiliyor? Bu da deli sorular. Arka arkaya boss görüyor arkadaşlar. Patlar mı dersiniz? Bir saate yakın olacak. Bir öncekinin patlamasına. Belki patlar be. Ama üçer tane vurup gidiyor, kaçıyor resmen ya. Vallahi kaçıyor, çok fena kaçıyor. Patlasan ne olurdu? O kadar harcama yaptım. Bir patlasan ölür müydün? Çok harcama yapana patlamıyor burası. Patlamıyor işte. Bence öyle. 267 tane vuruşumuz kaldı. Şu an komboları yapıyor. Tabi arada kombo vuruşlar da bayağı oldu. Bir ara 20-25'e kadar çıkan vuruşlar oldu. Ama hala daha mücevherimiz 1.4'lerde falan. Mücevher biriktirmek istediğiniz zaman Kızıl Ejder daha iyi. Labirentte Kızıl Ejder geldiği zaman kesinlikle o zaman ona girin. Ama burada halı malı işte eşya özellikle ay kredi falan biriktirmek istiyorsanız sonda zaten bakalım yapabiliyor muyuz diye bir şeyler, ona da bakarız. Bu daha iyi oluyor tabii ki o tarz eşyalar. Özellikle labirentte bence eşyalar daha önemli. Şimdi biz baykuşla savaşıyoruz ya. Bize de ay kredi veriyor baykuşun itemi. Buraya girecek insan o eşyalar için girer. Yoksa diğerleri bilmiyorum. Bence verilen paranın hakkını bence ödeyemiyor. Ama siz kendiniz bir yazın. Sizce bu kadar harcama yaptık, bu kadar göz kamaştırıcı yıldız aldık. Değiyor mu gelenlere, değmiyor mu? Yazın bakalım yorumlara. Siz olsaydınız harcar mıydınız elinizde bu kadar para varken? 131'de yeni bir boss'la daha karşılaştık. Yine o da 3 vuruşluk. 3 kere vurdurdu ve kaçtı arkadaşlar. Baya 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 birikimdeyiz. Gördüğünüz gibi. 1578 tane rozetimiz oldu. Neredeyse 100'e yakın, 118, 100 diyelim biz vuruşumuz. Bayağı da ödülümüz gelmeye devam ediyor. Sonunda tabii ki yeniden kaydederiz. Bakarız kaçar tane olmuş. Aşağı yukarı siz de zaten tahminlerinizi o yönde yaparsınız. Evet, son 27'de bir boss daha gözüktü. Artık arkadaşlar şansımız falan kalmadı.
Patlarsa normalde patlayacak 200K'da. Ama yani bir kere de patla yani. 1 saat olmuş patlayalım. Neden patlamıyorsun? 13,5 milyon şurada mücevher var. Yazık değil mi bana? Yazık değil mi bana? Neden patlamıyorsun? Ya buraya da çok insan girmiyordur bence. Hani parayla alındığı için kutsal yıldız kadar da rağbet görmüyordur diye tahmin ediyorum. Ama görüyorsunuz işte. Bu arada 8K'lık kademe ödülleri bölümü de açıldı şu an itibariyle. Gelenleri bir kontrol ederiz. Son 4 vuruşumuz arkadaşlar. 3, 2, 1 ve bitti. Evet. İlk yoğun elit kısmı da bitmiş bulunuyor. Pasparlak Hüner Küresi 1332 tane tamı tamına olmuş. Bayağı artmış. İyileştirme hızımız 1000'i geçmiş. 60, 33 bin olmuş. Araştırma hızımız. Gerçi araştırma yapmamız için birikiyor. 3186'da parlak Hüner küremiz mevcut. Bunun yanında labirent rozetimiz 1738 arkadaşlar ve kademe ödülleri henüz alınmamış. Şuraya da hemen göz atalım. Ay kritimiz 381. Antik yazıt, kanemici, kilit, ordu SLD'miz. Ordu SLD hiç artmamış. İlk 10 taneydi hatırlarsınız. Yine 10 tane kalmış arkadaşlar. Yani ilk aralıktan sonra bundan gelmemiş. %75'ten hiç gelmemiş. O kadar 800K'lık harcama yaptık ama görüyorsunuz mistikalı 3 yok. Çok zor geliyor demek ki. 41 tane mistikalı ekimiz var. Bire de birazdan bakarız. Diğerleri de bu şekilde. Haydi bakalım o zaman diğerine de. Şimdi önceki mücevherimiz 1,5'a yaklaşmış. Şuradan hemen diğer hızlandırmalarımıza bir bakalım. Kanat çizme 1, 2, 3. Zaten bunlar genelde labirentten biriken şeyler. Ben de hep labirentten birikiyorlar. Ardından halıya baktığımız zaman 183, %25, 41 tane de %50 birikmiş gözüküyor. Hemen kaynak kısmına geçiyorum. 3,3 gıda, 472 milyon taş, 652 milyon odun, 1,5 cevher, 5 milyara yakında altınımız birikmiş gözüküyor. Yine bol bol altınımız varmış gibi. Hızlar da bayağı birikmiş. Ama bu hızlandırıcıların tam kaçta kaçıydı bunu tam hatırlamıyorum. Belki öncekilerle karşılaştırıp böyle bir bakabilirsiniz. Normal hız nerede ona bakabiliriz. Şöyle şunları da göstereyim size. İşte normal hızlar falan. Çıkanlardan aşağı yukarı belki tahminleriniz vardır gördükleriniz. Onları da siz karşılaştırma yapabilirsiniz. Şöyle gösterdim. Sanki 3 saat ve 8 saat artmış gibi gözüküyor. 60 dakika, 30 dakika ve 15 dakika falan da bu şekilde. Evet. Tamamız burada. Göstermediğim bir yer yok sanırım. Gösterebileceğim kadarıyla göstermişim. Şimdi normale geçelim. Normalde 2000 defa kullanacağımız için bunu ayrı bir video yapacağım. Bu videoyu da yarın ya da ondan sonraki gün yayınlamış olurum. Muhtemelen yarın gelir arka arkaya videosunu atarım. O yüzden kanalıma abone olmayı ve lütfen videoları beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri de çana basarak açın. Çünkü yeni videolar geldiğinde haberiniz olsun. Evet, Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Bir videonun daha sonuna geldik. Ben ekrana nelerin ne kadar çıktığını aşağı yukarı yazarım arkadaşlar. Rozet kısmını ve tabii diğer harcamaları, kademe bölümleri falan da diğer videomuzda normal etapta yaparız. Yani bu kademeleri alırız. Ardından da şuradaki hediyeleri alırız. Belki bu labirent mücadelesi için de üçüncü bir video yapabilirim. Emin değilim, %100 değil. Ama bir sonraki videoda bunları da yapmaya çalışırım. O zaman ben kaçıyorum. Diğer videodan birazdan devam edeceğiz. Hoşça kalın.